Yazımı kışa çevirdim, karlar yağdı başa, inan. Bir an oldu evim yurdum, ne söylesem boşa, inan. Ne söylesem boşa, inan. Boşa, yardan ayrı kalmak ölüm, söyle ne olacak halim. Değerli YouTube takipçilerim, yorgunluktan ölüyorum. Şu görmüş olduğunuz odunları, kalınlar da var aralarında. Şu ilerideki çay mı diyeyim, dere mi diyeyim, derenin oradan topladım. Bayağı bir yoruldum. Şimdi onları bir de kıracağım. Yarın çünkü pazara gideceğiz. Pazardan erzak, ondan sonra meyve sebze bir şeyler alacağız. Ondan sonra buraya ekeceğim bir şeylerden alacağız. Kararımı verdim. Şurayı şuradan böleceğim. Böleceğim şu kısmı. Şu kısmı da ekeceğim. Ama bu kısmı normal. Odun kırmak için vesaire, oturmak için burada bir alan bırakıyorum kendime. Akşam olduğunda hava çok güzel oluyor ya. Şöyle bir etrafı size bir göstereyim. Şeyi açmayacağım. Horoz sesi falan var. Müzik eklemeyeceğim yani arkasına. Şöyle bir göstereyim size etrafı. Bankamızı şuraya aldım. Orada bazen oturuyorum. Hatta biraz oturalım. Oturduğum zaman size manzarayı göstereyim. Burada oturup böyle yorgunluğumu atabiliyorum. Çok güzel burası. Manzaram da şu şekilde. Hem yolu görebiliyorum. Hem de biraz yüksekte kaldığımdan dolayı tam Türk bayrağını şuraya asacağım ya. Güzel, aşağıda bir odun topladığım bölgede bir tane sırık buldum. O sırrı alacağım. Sırıkla buraya güzel bir şekilde Türk bayrağımızı asacağız. Geçen videoda fark etmemişim. Türk bayrağı yerdeydi. O eski bir Türk bayrağı varmış orada. Yani bayağı bir eskimiş bayrak, yıpranmış, yerdeydi. Onu da görmemiştim. Kusura bakmayın, kaldırdım onu hemen. Şimdi. Çok yorgunum. Onları halletmem lazım, odunları. Ekmeğimiz de yok. Yarın artık pazara gittim. Bugün idare edeceğiz. Makarna yaparım herhalde. Biraz makarna mı kaldı? Makarna da almam lazım yarın. Bugün idare edeceğiz. Yarın ekmek alacağız artık. 10 tane falan alırım ekmek herhalde. Cumartesi pazar da yasak var zaten. Cumartesi pazar da ekim işlerine bakacağız. Buraları ekeceğiz falan işte. Yapacak iş çok. Pazartesi tekrar yasak kalkıyor. Şimdi biz şunları kıralım. Videoya çeksem mi çekmesem bilemedim şimdi ama. Çekelim videoya ya. Onlar kırarken. Hadi bakalım. Odun kırma işlemine geçiyoruz.
Gel buraya Cesur. Cesur buraya gel. Gel oğlum. Al.
Buranın sıcağı güzel abi ya. Burada şurayı aldım, şey bank vardı ya. Bank oraya aldım, güneş vuruyor oraya. Şuradaydı evvelde, gölgede. Yazın geri oraya gölgeyi alırım. Yazın akşamlar çok serin olur. Yazın mı? Gündüzleri de biraz fazla sıcak olur. Yani 45'i görürsün. 40. Önceki gibi olsaydı, işte burada büyük bir dut ağacı var. Şurada büyük bir erik. Onların gölgesi olsa gayet rahat olurdu. Ama serin olur akşamları. O da var abi, doğru. Şimdi buraya kapı yapayım diyorum abi. Nasıl yaparız sence? Bence yan merdiven çıkarsan. Şuradan mı diyorsun abi? Aynen. Çünkü bak, buradan çıkarırsan çok dik olacak. Bir de dolgu ister. Şu hazır toprak varken orayı üstten teras yapıp yatay bir şekilde çıkarsan. Yan bir şekilde şuradan çıkıyor. Yatay bir şekilde çıkarsan daha kolay. Buradan dik. 3 gün sonra yağmur yağacak. Yine aynı olacak. Bu da doğru abi. İnme çıkma zor da olacak. Cesur. Cesur kaçmış mı? Vallahi kaçak geliyor. Ulan ben getiriyorum, o gidiyor. Ben getiriyorum, o gidiyor. Orada herhalde tavukların yumurtasını şey yaptı, gördün. Kaçak. Ulan var ya. Gel buraya gel, nereye gidiyorsun? Cesur buraya gel. Bağlıyorum, tatmayı da kopartayım. Biraz rahat kalsın, serbest kalsın artık. Vallahi. Oraya artık, o arka tarafta bir açıklık bir yer var. Orayı biraz daha yükselttim, o zaman çıkamaz. Oradan kaçıyor. Basamağını engelleyebilir. Şu çalıyı çırpıyı doldur işte oraya. Aynen abi, oraya bir şey yapalım. Şu yatay olan yerde bak, dediğim gibi daha mantıklı olur. Buraya ben bir kazma kürek vereyim abi. Sen bir şey yap, üst taraftan çekmesi, düzlemesi kolay olacak. Hı. Burası kadar dik olmaz. Doğru. Yatay yaparsam daha tam duvarın yapar. Dibinden şey yap, geç fazla böyle enine de değil, çünkü şu kadar enine yeter zaten, yan taraftan çıkar. Cesur da keşif yapsın. Ulan var ya, bu arada yumurtaları buluyor, yumurtalara gidiyor. Yumurtacı mısınız? Bir kere yemeğin tadını aldı, sürekli yemek istiyor, mama yemek istemiyor. Daha buraların notlarını yolacağım komple. Çok iş var abi burada. Çalış çalış. Zaten aradığın için gelmişsin. Aynen abi. Tavuk almayacağım ama ya, tavuk. Ektiğim şeyleri bırakmaz diyorlar. Herkes öyle diyor. Yani ektiğin şeyleri hiç kesinlikle bırakmaz. Bir de şu arkadaki ev, benim kardeşimin, o kümesin içinde kapalı tavuk. O bir şahin, yani kümesin dışında beklemiş almak için. Allah Allah. Burada boşta gezerse direkt kapar gider zaten. Yani. O zaman hiç şey yapmayayım, girmeyin tavukçuna. Aynen. Zaten pahalı da. Bir de yaptığın hiçbir şey şey yani, nereye çapa vurarsan tavuk oraya kazır. Oo. Hiçbir şey yaptırmaz. Olmaz abi, o zaman bizim için. En iyisi ekim biçmiş mi temiz temiz kalır. Aynen, o soğanları biraz daha güyor. Soğanları mı? Aynen. Tutmaz mı böyle? Ben az önce izliyordum da bizim komşu var, şey diyor, tam örtsün üstünü diyor. Allah Allah. Gözükmeyecek şekilde tam ört. Komple. Aynen. Öyle daha mı iyi çıkardın? Böyle daha iyi, sağlam olur. Sonra bu yağmurda bile... Zaten Cesur alıp çıkartıp kaçıyor. Tamamdır. Olmasına izin vermiyorum herhalde. Tamam, senin yasak saatin bitti mi? Allah, bismillah. Cesur! Gene gitti o herhalde ya. Ben nasıl alayım evde? Cesur! Neyse abi, görüşürüz. Çaya beklerim ben, gelirseniz. Görüşürüz.